Ben Süleyman Gönül Kılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bitki kimyasıyla tam 30 yıldır uğraşıyorum. O kadar çok fazla hayvan deneyi, hücre deneyi, araştırma, makale okudum ki bu video gerçekten hap gibi sizin sağlığınızı kurtaracak harika bir video. Özellikle videonun konusu şudur. Yaşlanmayı frenleyen 7 tane aksiyon var. Aslında çok da zor değil. Bakın tek tek sayıyorum. Bunu izledikten sonra bir daha izleyin, not alın. Daha sonra bunlarla ilgili sistemin kolay yapılıp yapılmayacağını lütfen yorum olarak videonun altına ben özellikle yazmanızı rica ediyorum. Birinci unsur, bizim vücudumuz biyolojik bir makine. Özellikle bize, vücudumuza tohum, salata, renkli sebzeler, renkli meyveler daha fazla yarıyor. Çünkü niçin tohum alıyoruz? Birinci maddemiz. Tohumda vitamin, mineraller var. Dışarıdan vitamin ve mineral almamıza gerek yok. Tohum tek başına bunu sağlıyor. Tohum dediğimiz zaman bakın bademdir, cevizdir, fındıktır, fıstıktır. Bunu kavurduğumuz zaman, tuzladığımız zaman fındığın adı kuru yemiş olur. Bademi tuzladığımız zaman, kavurduğumuz zaman o artık badem değildir, kuru yemiştir. Kabak çekirdeğini kavurduğumuz zaman kuru yemiştir. Ben sizden kabak çekirdeğini, basit ay çekirdeğini kavurmadan çiğ olarak yemenizi rica ediyorum. İkinci düzeyde salata. Hangi sofrada olursa olsun, inanılmayacak kadar protein yüklü olsun, bir sofra salatasız ise o sofra ciddi ve biyolojik olarak gerçekten fakirdir. Onun için, çünkü bizim vücudumuz, biyolojimiz fitokimyasallarla çalışır. Bunu da en güzel sağlayan renkli salatadır. Yani salatanızda en az 5 tane bitki olsun. Bunun 2 tanesi renkli olabilir. Yani havuç olabilir, kırmızı lahana olabilir, domates olabilir. En azından 2 tanesinin renkli olmasına dikkat edin derim. Üçüncü düzeye baktığım zaman meyve. Evet, her meyve çok kıymetli. Yalnız renkli olan, böğürtlen gibi, kiraz gibi, siyah üzüm gibi, kayısı gibi bu meyvelerin antioksidanı daha güçlü. Yani bizim serbest radikallerimizi yakalayıp nötralize ediyor. Bu anlamda bir numaraya diyoruz ki tohum, salata ve renkli meyve diyoruz. İki numaraya geldiğimiz zaman yürümek. Bizim biyolojimiz ve eklemlerimiz yürümeye göre dizayn edilmiş. Bakın birimizin arkadaşımız olur, dostumuz olur, bir kolu kırılıyor ve sadece 15 gün alçıda kalıyor ve şu eklem hareket etmiyor. Hemen kireçleniyor. Çünkü bizim eklemlerimiz günlük olarak mutlaka kullanılması gerekir. Çünkü yürümenin gizemi de şurada. Çünkü bizim en fazla kaloriyi harcayan kaslarımız ayaklarımızda. Onun için biz günlük yemek yemeye, gıda almaya, aynı zamanda bunları kalori olarak harcamaya göre dizayn edilmişiz. Bizim fabrika ayarlarımız budur. Mutlaka gün içinde en azından 30 dakikada olsa, az ya da çok. Bunun 20 dakikası tempolu. Ya da ben diyorum ki telaşlı yürüme olmak zorundadır. İkinci numara. Üçüncü yaşlanmaya fren, bu biraz gizemli, sosyal yapı. Harvard'da en uzun yapılan araştırma. Ben bunun üzerinde de titizlikle duruyorum. Bakın, ilginç olan gelir grubu, gıda grubunun insanı daha uzun yaşatacağı ile ilgili veriler var ki ben de ona inananlardanım. Fakat Harvard'da yapılan araştırma diyor ki sosyal çevresi, arkadaşı, eşi, dostu, dertleşebileceği, sevinci ve üzüntüsünü paylaşabileceği insanların daha uzun yaşadıklarını yapan ciddi bir uzun bir araştırma var ki yapılan hiçbir araştırma bu kadar uzun değil. Beni hafızam yanıltmıyorsa 90 yılına kadar uzuyor bu araştırma. Ve dördüncüsü stres yönetimi. Ne diyorduk? Biz biyolojik bir makineyiz. Yoğun bir stres altında vücudumuz hata yapıyor. Hormonlar değişiyor. Sinir ağları daha fazla elektrik akımı getirip götürüyor. Bu da bizim bir farklı hastalığı bize çağırıyor. Yani çok yoğun stres altında olduğumuz zaman mutlaka bulunduğunuz ortamdan çıkın, yürüyün. Özellikle orta düzeyde stresse melisa çayı için, sarkantoran için, papatya için,
stresimizi bir şekilde yönetmek durumundayız. Çünkü bizim biyolojimiz stres altında bazı hastalıkları çağırıyor. Onun için stresi yönetmemiz gerekiyor. Beşinci sırada çok fazla kilo alması bizim vücudumuza yük. Yani diyelim ki bir 60 kilogramsınız. Kalbiniz buna göre kan pompalıyor. Hacmi arttığı zaman kalbimiz daha çok alanda yorulmaktadır. Onun için çok kilo aldığımız zaman yine bizim vücudumuzu ve kalbimizi, damar sistemimizi ciddi anlamda yorduğumuzu söyleyebiliriz. Ve uzun yaşamanın ve yaşlılığı frenlemenin altıncı maddesi, sevdiğimiz işi yapacağız. Tabii bu bazı ülkelerde, bazı yaşamlarda son derece zor. Ama sevdiğimiz işi yaptığımız zaman o iş bize büyük bir yük ve angarya gelmiyor. Vücut, beden, aklımız o işe sevinçle yapıyor ve bundan haz alıyor. Bu durumdaki insanlar gerçekten daha yavaş yaşlandığını söyleyebiliriz. Ve yedinci sırada yaşam gayesi. Birçok sosyal ağ, dernekler bunlar için vardır. Yani yaşamımızın bir gayesi olması lazım. Kimimiz işini büyütmek istiyor, kimimiz sosyal bir ağda yer almak istiyor, kimimiz çocuğunu okutmak istiyor, kimimiz torununu okutmak istiyor, kimimiz de harika bir yaşam sürmek istiyoruz. Yaşam gayesi bu anlamda bizim biyolojimizin daha çok yaşlanmasına fren yapan harika unsurlardan bir tanesi. Peki Hipokrat ne der bilir mi? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ne kadar harika düzeyde bir cümle. Ot Adamın kanalını lütfen takip edin. Abone olan bütün arkadaşlara ayrı ayrı ciddi anlamda teşekkür ederim. Fakat zilleriniz de bir şekilde açın. Çünkü zil açılmadığı zaman benim mesajım size ulaşamıyor. Sizin mesajınız da bana ulaşamıyor. Bazen harika bir video sizi pas geçiyor. Bir şekilde bildirim zilinizi mutlaka açın derim. Çünkü niçin açacaksınız? Ot Adamın kanalı tamamen bilimsel veri tabanlarına göre hazırlanmaktadır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.